Abi bug değildir ya. Deniz Alp'in dediği gibi fotoğraf modu bu. Nasıl çıkacağım fotoğraf modunda? Sal beni. Yani artık bilemiyorum. Lan yok video klip falan değil. Ha. Aynen fotoğraf modu diyor Ha? Deniz Alp'te. Tamam. Yalnız şu dikkati çektim. Güzel yerde durmuşsun yani. Aynen. Tam altının... Biraz baktın yani. Evet. Fiziki açıdan mükemmel gözükürken dinledim. Abi oraya kadar ulaşmanın bir yolu var mı acaba ya? Arka tarafında gökdelen gibi bir şey vardı. Onun tepesi nasıl alacaksın herhalde? O Aşkım. büyük binanın arkasında. Yetişemedim. Abi o gökdelenin arkasından daha büyük bir gökdelen yok yani. Beni Yani. Steam'den eklemen için ne yapmam lazım? Bartu benim level almam lazım Steam'den. Ya senin yapsan bir şey yok yani. Yani Bence var senlik bir şey ya yok. aynen. o bence var ya görevde o son görevde gelecek galiba sen o son Hayır görevde hayır. çıkacaksın galiba oraya. Samet abi hızlandığın zaman daha yüksek zıplayabiliyorsun. Yani Hızlanamıyorum. hızlanman gerekiyor onu almak için. Hızlanamıyorum. Alan çok dar. Nerede hızlanayım? Nereye hızlanayım? Nasıl hızlanayım? Şöyle geldim. Tam ucunda Bir öncekinde zıplasam. daha iyiydi. Yok. Yok ya kesin upgrade falan yapmak gerekiyor ya. Salla alamadıklarımızı sallayacağız. Ne yapalım? Şu karşıdakini ve bunu alamadık. O zaman 1-2 yarış yapıp direkt ben ana göreve süreyim. Nasıl olsa burada fight'lar yok, bir şeyler yok. Böyle rahat rahat hallederiz. Ha, şu şeylere çarptığımda hızım artıyor benim. Tamam. Var mı burada öyle bir şey? Var. Evet. Aydınlandı. Yani. Babuşum, Steam'de level alıp arkadaş ekleyebilecek hale gelince beni de eklersin değil mi? Bu arada iyi yayınlar, ben kaçar. Arhancığım tabii ki eklerim. Teşekkür ederim desteğin için. Eyvallah. Şimdi anladım. Al onu, al onu. Emin misin? Anladım kardeşim. Anladım ve aldım. Bitti. Bitti. Babuştan kaçmaz abi. Babuştan kaçmaz ya. Ben bu oyunu da %100 diyeceğim ya. İnşallah. Tamam, buraya atlayışı da buldum. Buraya atlayışı da buldum abi. Şunun tepesine. Tam karşıdaki binadan buraya kadar uçacağım. Oho. Ben uçarım kardeşim. Önce bir neon çekeyim de ne olur ne olmaz. Hadi şunu bir ver bana. Oh temiz. Şimdi buradan oraya zıplamak için şuradan şey yapacağım. Hoppa! İşte Yaptın mı? bu. Yaptım tabii ki. Ayıp ettin. Helal. Sağ olsun. Ayıp ettin, beni kaybettin kanka. Tebrik ediyorum. Kanka! Yaptım kanka. Yapamayacağım sandılar ama yaptım. Oğlum işte bu benim Yapamayacağın yani serseri serbest sandık. stilim. Bak GTA'daki ben gibi bile tebrik ağlayacağım sandınız değil ediyorum mi? Bu ya. nasıl oyun ya? Bunun ilki daha güzeldi ya. Bu daha uğraştı. Bunda parkurlar daha zor. Ya bunda full neon için kasmışlar. Ya tabii daha rahat almamı sağlayacak bir şey vardır illa. Şimdi de yarış zamanı. Neon'da kanat tarzı bir yetenek yok mu? Böyle uçmanı sağlayacak tarzda. Gel buraya. İllaki yakalayacağım seni. Bekliyoruz. Hadi bakalım. Ben de... İnanıyoruz. Nereye kayboldu lan? İnancımız ve güvenimiz tam. Nereye kayboldu lan?
Hazır abone oldun, bağışla atıyorum. Steam'den ekle de ayağımız alışsın. Kardeşim, bak ne yapıyorsun biliyor musun? Erdem. Bartu'nun linki alıyorsun. Efendim. Ben Ege'yi tamam. Arkadaşlıktan tamam. Silip Bartu'yu ekliyorum. Ege. Tamam, okey. Ama Ege. Niye? Bana fısıltıdan atsın diyeceğim ama. Bir yer Discord'dan falan ulaşsın diyeceğim de. Bir yerden ulaşsın. Fısıltıdan. Oyun uzandık hemen ya. Ağla. O seslendirme de Türkçe ne güzel. Dersine sövenler gibi buna da sövenler var. Yeah. Onu almak grafiti... için nereye? Ne yapacak acaba? Bunda da şöyle yaratıcı grafitiler olacak. Kanka bunun grafitisi daha zor bu arada. Net daha zor. Aynen. İşte bu. Yarışlarda falan... Yarışlar biraz sıkıntı. Atlayıp zıplamada pek sıkıntı yok. Şimdi bu... Şehrin ortasındaki güç parçacığı nerede? E kolaymış. Ama o bu şehrin değildi değil mi? Bu şehrinki şu. Daha hiç upgrade yapmadım. Oo, Düpin'in arabalar daha zırhlı değil. Yeni yeni minibüs falan kullanıyorlar lan. Daha o kadar gelişmemişler demek ki. Aynen, daha o kadar upgrade yapılmamış. Şimdi bu haritayı almak için bir tek bir neon bir grafiti mi? Yok, bu da buranın haritası. Bu da buranın değilmiş ki. Bu da farklı bir yerinmiş. Burada bir yerde burada bir tümen var demek ki. Daha Kaya abla burada daha eskisi gibi güçlü değil. Belki de güçlü. Evet, kızın güçler daha fazla. Kız direkt safkan yani. Bizimki emici. Yani ne kadar emersen hem ana güç kadar dengeli olamazsın ya. Ama Dersin'in de olayı şeydi yani, oynanışta sıkmıyordu çünkü fazla alternatifin var, anladın mı? Ay vay, iyi. Hadi. Hah, şöyle. Bu sefer yakaladın mı sonunda? Yakaladım canım. Yakalamaz olur muyum? Şimdi eline sağlık. Bizim haritanın helal. Diğer görevi. Eyvallah. Tek sıkıntı bundaki yan görevler biraz daha sıkıcı. Ratata yok çünkü. D.O.P. askeri tokatlayamıyorum bunda öyle her saniye. Aynen. Ama olsun yani, en azından güçleri şey olduğu için haritada gezinmesi falan güzel. Güzel. Buranın son iki yarış şeysi kaldı. Şu iki yarışı tamamlayayım, ardından upgrade'i basayım. Upgrade'i yaptıktan sonra ana göreve doğru ilerleyelim yavaştan. Oyunda dersin var mı? Kanka muhtemelen yok. Yani Eugene'i duydum. Eugene hatta böyle kondiyitlerin eğitilebilmesi için işte daha az maliyetli şeyler üretiyor. Adamlar üretiyor. Karşısına asker üretiyor. Asker çıkartıyor. Ama Eugene'in bu yeteneğinden bizim ana oyunda hiç bahsetmemişlerdi. Hani şeytanlar, melekler tamam onlar vardı ama Eugene'in hiç böyle normal asker üretebildiğinden bahsetmemişlerdi. Bir nedeni vardır belki. Hikaye ilerleyince görürsün. Yani. Ya hayır, var var. Sizin de Eugene yakalanıyor ya. Eugene'i bilgisayara bağlıyorlar. Bilgisayarlar sayesinde hologramla yaratıyor. Yoksa gerçekten yaratamıyor. Yani şeytan ve melek çıkarma olayı bundan sonra mı başlıyor? Zaten öyle bir yeteneği vardı ama
Hologramı bilgisayar sayesinde yaratıyordu. Ama normal adam çıkartıyor bilgisayardan, şey çıkartmıyor ki. Şeytan ya da melek çıkartmıyor ki. O istedi çünkü. O öyle istediği için şeytan çıkartıyor. Yani evet. İstese bu keko bize normal oyunda silahlı askerler verebilirdi. Muhtemelen evet. Anladım. Ama vermedi. Evet anladım. O çocuk kesinlikle dayaklıkmış. Ama vermedi. Sivilceli ergen. Tam dayaklıkmış. Ne okun ne okusun o bebeği ya. Allah Allah. Kardeşim silahlı adam yerine ne MMORPG mi oynuyorsun birader? Yok şey var. Metin 2'deki savaşçı var. Surat anam var. O da iyiymiş. Ona da şükür ya. Yallah. En iyisi sana bir şaman vereydi tam olay. Tüm gün şehirde ben bunu mu kovalayacağım? Herhalde. 5 tane o geliştirme oyunda var, 24 puanım var ve aşağısı %90. Çünkü bilinmeyen bir şey var. Muhtemelen ana görevden sonra şey yapacak. Bizim yine farmladığımız iyi oldu baba. Buradan ana göreve uçarız ama öncesinde bir geliştirme yapıp save alalım. Şimdi yani biraz neon gücünü bufflayalım. Menzildeyken düşmana doğru bükülmek için üçgene basıp devasa bir saldırı gerçekleştir. Ama ben bu oyunda hakikaten hiç üçgen kullandığımı hatırlamıyorum lan. Üçgenle dropkick atıyor hatun. Güzel. Double şey atacak böyle. Duble şey atacak. Hava bükülmesi. Neon bulutuyla yolculuk mu? Oo, Fetch %50 daha hızlı, hızlandırmayı %50 daha fazla yaşıyor. Sonra ne? Havada iki kere bulut bükülmesi yapabiliyoruz. Tamam, muhtemelen zaten çok büyük bir fight yoktur değil mi ortalıkta? Normal bir şey vardır. Neon okunu güçlendirsem mi? Belki büyük bir fight falan çıkar. Hem kapasitemi arttırayım hem de neon okunu güçlendireyim. Hani mevzu çıkarsa hem mili'yi de alabilelim. Bir yerden neon çekip gideceğim bu arada. Harita aynı değil Senen ya. Aynı da şey, sadece bu yarısı var, diğer yarısı yok. Ama seslendiren abiler aynı. Seattle seni istemiyor. Defol git buradan. Aha yıllar o öncesi ha şimdi. O hiçbir zaman değişmeyecek. Değişmeyecek olması acı bir gerçek maalesef. Ah abi. Bunda da bölge hesaplaşması gibi bir şey var mı acaba? Bunda hiç o tarz bir şey yok gibi duruyor niyeyse. Yo ama bölgeyi %100 ele geçiremedim. %10'luk bir pay kaldı. Zalim Çinko Senpai, arkada Metin 2 izliyormuş dedim. Hem Samet'i izleyip hem de Metin 2 mi izliyorsun dedim. Yok, Samet'le yayın kapalı, sadece chat'e bakıyorum. Samet'i izlemiyorum ki. Beni kim ne yapsın? Ben de izlemiyorum. Oğlum benim yönetim ben ekibi yani. Best ya. Ne izliyorum yani? Vallahi senin kanka yönetim senden çok milleti izliyor. Öyle onlar şey böyle. Bizim yok kim? Ben başka yayıncı izlemem. Anime izlerim ama. O da olur. Hadi bakalım şeyim. Aa, bunda da bölge hesaplaşması olarak kamyonum doldu. Gidelim hadi. Akulalı dövüyor olabiliriz ha. Ha belki de. Almaya içeri girerken alarmı tetikledim. Akuralılar bize yetişirse kıçımı kollasan iyi edersin. Gidelim, sorun çıkmaz. Anlarsın ya canım. Malı çalanın ben olduğumu öğrenirlerse işin sonu intikama var. Ki bu da benim kaçınmayı yeğlediğim bir durum. Yapma. Yanında bir konduit var senin. Canlarını okuduk. Bu silahları adamlarına götüreceğiz. Onlar da Bülent'i ararken kullanacak. Sorun yok. Adam silah çalıyor, bizim arkamıza sığınıyor kardeşim. Silahlarımızı çalıyorlar. Feç. Yakın dur, hallettim. Konduiti vurun. Konduiti vurun. Silahlarımızı çalıyorlar. O nasıl bir aksan ya?
Sen de silah çalan adamı koruyorsun. Böyle dövüşmeyi nerede öğrendin? Sokakta yaşayarak. Bir de eskiden çok anime seyrederdim. Sonunda eğitimli konduyu. Aa bak, Atun da eskiden anime seyrediyormuş. Tamam, ben tuttum bu kızı. Marasını versene. Ege, bu abla seni aşar. Hayda. Zahmetli koy canım bu. Aynen. Şey arkadaşı kardeşi falan var mıymış? Telefondan sorsana falan. Kamyonu bırakıyorum. Kaçarken beni koru. Hayır. Sakin ol. Yol temizleyeceğim. Abi Hatun'un alan skili yok ya. Şeyin öldü. Şeyin kamyonu yok edildi. Bizim alan skili açmamız lazım. Bak abi. Önümüz tıkandı. Kamyonu bırakıyorum. Kaçarken beni koru. Hayır. Sakin ol. Yolu temizleyeceğim. Tamam. Ben anladım. Mili'yi de almayacağım. Şeyin üzerinde şey yapacağım. Toparlanmam için zaman ver. Pekala. Uygun bir yer biliyorum. Sanırım güvendeyiz. Gidelim. Önden mi gelecekler? Nereden gelecekler bilmiyorum ki. Abi lanetlik bir şey yok. Patlattım polisi de. Nereden almışlar? Gördün mü? İşte insanlar bu yüzden akurallardan çalmıyor. Arkanın içinden geçmeye çalışacağım. Geç geç, nerenin içinden geçersen geç. Adamlar şehrin göbeğinde AK ile sıkıyorlar sana ya. En başından beri böyle yapmamız gerekiyordu. Bizim kız da valla şey gibi sıkıyor. Aa bak, tam evlenilecek kadınsın diyor. Yürüyor lan bize. Oha resmen gavşadı resmen. Abi hemen düşme. Selam, 07'cim var mı? Oha gavşadı resmen. Bir sor, bir ev arabası var mıymış? Yani sigortası var mı, ev arabası var mı? Kanka eminim sigortalı bir işte çalışıyordur ya. Sigortalı hırsızlık değil mi? Bence başka başka sigorta bence o. Öyle emin de ne? Buna öngörü derler dostum. Evet işte. Hacı bir yere çek de beni on çekeyim be. Nasıl oldu da seni hiç haberlerde görmedim? Senin gibi ağır top bir konduyu şimdiye bir numaralı halk düşmanı olmuştu. Brent vardı. Başımı yerde tutmamı sağlıyordu. Evet, yolun sonu. Yükü burada boşaltıyoruz. Benim için hava hoş. Hadi, sokaklarda çok iyi bir ekip olurduk. İkimizi şey yaparken bir düşünsene. Adamlarını silahlandır ve Brent'i aramaya yönlendir. Yoksa şeyine bir delik açarım. Abo! Abo! Abimi aramaya yollamazsan dedi, senin toşbikleri delerim dedi. Hey. Peki ya sana kardeşini araması için birkaç adamı zaten gönderdiğimi söylese? Sana onların yerine göndereceğim. Şimdiye bir şeyler duymuş olabilirler. Bir cümlede garip olmaktan çıkıp iyiye dönüyorsun. Bunu nasıl beceriyorsun? Doğma büyüme Texaslıyım. Yok ya, ben şeyine... Bizde şeyine verilecek kız yok baba. Diyorsun ama... Ya hikaye oraya doğru gidiyorsa? Kanka tellere takar yırtarım. Bu kadar basit olur. Benim değil mi vermeyeceğim diyorsun yani. Verdirmem ya, Allah Allah, o kadar şey böyle tatlış tatlış iki seridir oynadığımız şey kız, vermem abi. Şeyin gibi ipsiz sapsız hiç vermem, bari sigortalı bir işi olsun. Ayıp lan. ne yapalım, ana göreve yardıralım mı yoksa bir harita daha mı temizleyelim? Bence bir harita daha temizleyelim. Baksana, bu ana görevde zorladılar bizi, bizim biraz puana ihtiyacımız var. Ama sıradan gidelim madem. Şu yukarıyı tamamlayalım bu sefer. De bir save alayım ya önce. Allah belli olmaz.
Aynen, neyin ne olacağı belli olmaz. Peki kurtarmalardan falan bir şey başarmışım. Yo, pardon. Bunlar da puan veriyor bana. Kurtarma dersin mi? Fedai iz düşümlerini mağlup et. Bunlar da ekstra puan veriyor. Dersin oynanabilir bir karakter mi? Aga be. Güzel. Oynanabilir bir karakterse oynarım yani dersinden. Dersin güçlü şer. Oyun güzel ama öbür oyun bence biraz daha iyi. Daha iyi kanka, çünkü niye biliyor musun? Oynanabilir karakter sayısı fazla. Yani dersinle oynuyorsun ama her aldığın güç farklı mekanikler üzerine kurulu. Üzerine uğraşılmış. Şey yapılmamış yani, kıyafet değiştirilmemiş. Kıyafet değiştirip önüne dayatılmamış. Güzel oyun yani.